Seul'den herkese selamlar. Kısa bir yürüyüş videosu yapacağım çünkü çok güzel bir tapınak içerisindeyim. Bongeunsa Temple'dayız. Böyle birçok Budist, yani Budizm tanrılarının heykellerinin olduğu, böyle küçük küçük Budist evlerinin ve tapınakların olduğu bir kampüs diyebilirim. Şöyle yukarıda çıkabiliyorsunuz şuradan, daha ileride. Bir sürü bir yürüyüş yolu var. Gittim, çok keyifli. Dedim bir çekeyim. Aşağı inerken çekeceğim. Çok değişik bir ambiyans. Küçük küçük sinek sürüsü var her yerde. Gelin buradan aşağı kadar beraber inelim, çıkışa kadar yürüyüş yapalım. Bakın şuradan da manzarayı göstereyim. Bongeunsa Park, Bongeunsa veya Bongeun Park, Bongeunsa Temple. Görüntüler çok güzel. Buranın detayını bilmiyorum çok. Ama araştıracağım. Ve biraz böyle özet bilgi belki videonun altına yazarım. Şuradan şu sayı budasını tekrar göstereyim. Yani videodan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama çok büyük bir heykel. Dev gibi bir şey yani. Yağmur da yavaş yavaş etkisini arttırıyor. Burada birçok Budist tanrısı heykeli var. Gelirken de böyle bir sürü gördük. Hepsinin altında açıklaması yazıyor. Heykeller bu arada ahşaptan yapılma. Aşağıda açıklamalarında yazıyordu. Ben az önce hepsini kısaca okudum. Biliyorsunuz Buda'nın birçok, yani Budizm'in birçok kolu var. Birçok farklı inanç çeşidi var. Birçok farklı tanrısı var. Yani tek tanrılı bir din değil zaten. Burada içeride bir ayin tarzı bir şey var. Şöyle bakabiliyorsak kapıdan bakmaya çalışacağım. Evet.
Yani daha çok bir drum class gibi. Artık bir ayin mi yoksa bir şeye mi hazırlanıyorlar? Gösteriye mi hazırlanıyorlar? Bir, ya dediğim gibi bir drum class mı? Tam emin olamadım. Böyle beraber keşfediyoruz yani, yürüyoruz. Az önce yine bu tapınaklardan bir tanesinde şey vardı, bir Budist rahip. Yani söylev mi diyeyim, işte bir vaaz mı diyeyim, bir okuma yapıyordu. Burada budalar devam ediyor. Büyük bir alan. Bence Seul'e gelirseniz mutlaka burayı gezin. Biz küçük bir kısmını şu an beraber yürüyerek gezdik çünkü yağmur hızlandı. Görüntü çok güzel. Bu da neydi? Chinese Buda sanırım. Sanırım şemsiye açma ihtiyacı var. Bu da sanıyorum ki Confucius. Yanılabilirim. Çok fazla heykel, çok fazla bilgi var burada. Yani bir yanlış bir bilgi vermek istemiyorum ama. Şöyle buradan girişi de göstereceğim size. Şu arkadaki az önceki heykellerin altlarında yazıyor. Bu giriştekiler, kapının girişindekiler işte kralın korumalarıymış. Muhafız. Kamerama da su, sanırım su damlası geldi yağmurdan. Ekrana baktığımda birazcık görüntüde puslanma görüyorum. Kusura bakmayın eğer görüntüde bir bozulma olursa. Tapınak burası. Seul'e gelenler için nerede olduğunu hemen söyleyeyim. Şu COEX Exhibition Center'ın kapılarından birinden çıkıyorsunuz işte. Artık bu hangi kapısı bilmiyorum. Şöyle daha iyi olur. Intercontinental Hotel'in
şu Koyek çıkış kapısı, Intercontinental Otel tarafındaki çıkış kapısının hemen karşı tarafı. Bence mutlaka burayı gezin. Bir anda yine farklı bir dünyaya giriyorsunuz. Yani şöyle bir dünyadan bir anda şöyle acayip bir yine zamanda yolculuk gibi bir yere giriyorsunuz. Yani içerisi çok kocaman, küçük bir dağlık alanın içinde bir sürü temple'lar var. Bir Budist köyü gibi. Evet, burada videomuzu bitirelim. Yine benimle bu yürüyüşü yaptığınız için, bana eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Seul'den herkese selamlar.